Son günlerde ortaya çıkan ve milli iradeyi hedef alan operasyonlara bir tepki de İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nden geldi. İGİAD Genel Başkanı Şükrü Alkan, 7000'den fazla kişinin dinlendiği telekulak skandalına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İçlerinde birçok kanaat önderinin olduğu, kişilikleri itibariyle kamuoyunun önünde olan ve insanların yakından tanıyabildikleri birçok kişinin uygunsuz veya uygun olabilecek her türlü ortamlarında bir dinlemeyle karşı karşıya kaldığını gördük. Bu süreç bizi daha da tedirgin etti çünkü bu ahlaki anlamda oturtulabilecek hiçbir zemini yok. Konuşmalar artık internet ortamlarında canlı yayın gibi yayınlanacak bir boyuta gelmiş. Bunu bu boyutuyla baktığınız zaman yani ahlaki anlamda oturtulacak bunun ne insani ne İslami ne de hukuksal oturacak hiçbir zemini yoktur. Alkan'a göre 17 Aralık ile başlayan süreçte amaç Türkiye'yi kaosa sürüklemek. Gelinen noktada iş sadece yolsuzlukla ilgili bir boyutun olmadığını, ilgili ilgisiz insanlara bir takım yaftalarla, bir takım leke atmalarıyla onları mağdur etmek ve onlarda daha yarınların, daha öbür günlerinde belki de kendilerinden çıkartabilecekleri kötü bir iz olarak bırakılmış bir süreç olarak da geldi. Aslında biz bu filmleri daha önceden seyrettik bu topraklarda. Geçtiğimiz gene yıllarda hafızaları biraz geriye götürdüğümüzde ta Türkiye'de ne zaman bir gelişme, ne zaman bir ciddi ekonomik veya refah düzeyi yükselme trendi yakaladıysa ya bir darbeyle karşı karşıya kalıyoruz veyahut da Türkiye'nin içerisinde bir kaosla hem yüz olduğumuz durumlar olabiliyor. Özellikle de 28 Şubat sürecinde gördüğümüz senaryolar neyse daha da gerisinde aslında daha da gerilere gittiğimizde birçok örneklerini gördüğümüz süreçlerdeki durumlar neyse bugünkü geldiğimizde durum bundan farklı değil.